Karadeniz Ereğli Öğretmen Evi'ne hoş geldiniz. Dahili numarayı biliyorsanız tuşlayınız. Bilmiyorsanız operatöre bağlanmak için lütfen bekleyiniz. Öğretmen evi. Kolay gelsin. Buyurun. Sayın Fatma Yıldırım oralarda mı? Kim arıyordu? Gazeteci Altan Akçekes'i arıyor der misiniz? Bir saniye. Alo. Efendim? Fatma'nın şu anda kurumda değil. Fatma'nın kurumda olduğunu biliyorum da sorun değil. Kendisine bir notum var. İletir misiniz? Buyurun. Sizden istirham ediyorum. Şimdi kendisiyle ilgili olarak biz kamu davası açtık. Bu birincisi. Bunu lütfen kendisine iletiniz. Görevini evet. Kötüye kullanmak suçlamasıyla kendisi hakkında savcıda suç duyurusunda bulunduk. İkincisi, lütfen bunu özellikle kendisine söyleyin. Kendisini herhangi bir ortamda tehdit ettiğini ispat ettiği an ben kafama sıkacağım. Ama benim onu tehdit ettiğimi iddia ederken bunu ispat edemezse kendisinin memuriyetini bırakmasını talep edeceğim. Ben hayatım boyunca kimseyi tehdit etmedim. Hele bir hanımefendiyi, hele bir eğitim camiasında çalışan bir bayanı hayatım boyunca hiçbir zaman tehdit etmedim. Bunu lütfen eğer insan evladıysanız, bakın adınızı da bilmiyorum. İnsan evladıyım ben abi diyorsanız lütfen bunu kendisine iletin. Kendisini zaten ben dava etmiştim ben. Ben dava etmiştim. Yani hukuktan kurtulmak için, adliden kurtulmak için insanları karalamasına gerek yok. İnsanlara yalan iftira atmasına gerek yok. Lütfen bunu kendisine bu şekilde iletirseniz çok sevinirim. Tamamdır. Arzu ederseniz ben size telefon numaramı da bırakayım. Aramayacak gerçi biliyorum. Çünkü o sizin gibi orada emeğiyle ekmek için çalışan insanları ezmeye alıştığı için benimle konuşmaya gücü yetmez onun. Ama lütfen telefon numaramı yazar mısınız? İstirham ediyorum kardeşim. Buyurun. Benim telefon numaram 531. Ben kendisine iletirim. Bak tekrar söylüyorum kardeşim. O gene beni arayamayacaktır. Onun derdi orada senin gibi ekmeği için orada mücadele eden insanları ezmektir. Bizimle konuşamaz. Ama senden Allah rızası için istirham ediyorum. Bir insan evladı olarak istirham ediyorum. Lütfen bu dileklerimi kendisine ilet. Oldu mu? Peki. Çok teşekkür ediyorum kardeşim. Cenab-ı Allah'a emanet olun. Sağ olun. Sağ olun.